Leyla İpekçi Viyana kapılarından Yunus'la girmek Yurt dışında kültür ve sanatımızın evrensel boyutlarında gezinmek ve insanlığın tekamülüne katkı sunacak eserleri güncelleyerek paylaşmak niyetiyle özellikle Yunus Emre Enstitülerindeki etkinliklere katılmaktayız. İnsanı Allah'ın en güzel sureti olarak tanıyan bir kültürden, İslam adına insanları katleden bir yaklaşım çıkaranlar varken, kendi gerçeğimizi paylaşmak için yola düşüyoruz. Yunus Emre'nin Vuslat'ının 700. yılı vesilesiyle UNESCO tarafından 2021'in Yunus yılı anmaları için kutlanacağının haberi henüz gelmemişti. Viyana'da Yunus Emre Enstitüsü'nde Yunus Emre'yi konuşmaktaydık. Avusturya ile Türkiye arasında 2021'in kültür yılı ilan edilmesinden hareketle Yunus'un şiirlerinin güncel yorumlarıyla genişletilerek Almanca'ya çevrilmesinin öneminden bahsediyordu. Önceki yazımda kaldığım yerden devam edeyim. Avusturya doğumlu üçüncü kuşak gençler, Hakan Alvan hocadan ney dersi aldılar? Mustafa Tatçı hocadan Yunus sohbeti dinlediler, kendi yaşıtları memlekette kıymet bilmezlerken, onlar orada maneviyatın gerçekliğine gönüllerini açmış, Yunus'a dokunmaya başlamışlardı. Enstitüde bize ağırlayan ve kişisel gayret ve tecrübesiyle bize Viyana'yı zahiren ve batınen yaklaştıran Halil İbrahim Doğan kardeşimizin ve eşi Hilal Hanım'ın Alperen ruhuyla emeklerini gördükçe bu Avusturyalı Türk gençlerin istikbali içinde umutlandım. Bugünün Almancasında Yunusça manaları açacak yeni terimler koyun dedi hocam gençlere. Çevirin tartışın kelime avcılığı yapın istişare edin gönlünüzün arzına indirin kelimelerin hikmetini açılsın açılsın kalksın sınırlar Yunus olun artık hadi dedi Nereden nereye dedim içimden Gençliğimin Avrupa'sında henüz ilk veya ikinci kuşağın çelimsiz özgüvensiz kimliksiz hallerinde onlara benzemek dışında bir rota çizilmemişti bizlere Gençliğimde 80'lere kadar en sık gittiğim şehir Paris olmuştur. Fransız kültürüne olan aşinalığım ve aldığım eğitimin de katkısıyla Türkiye'den yurt dışına çıktığımda rotam önce batıya oldu. Paris, Milano, Venedik, Berlin, Londra, Brighton derken karayoluyla Balkanları hem trenle hem otobüsle komünizm dönemi dahil olmak üzere geçmişliğim ve Prag, Budapeşte, Ljubljana, Belgrad, Kosova gibi Orta Avrupa şehirlerinde konaklamışlığım vardır. Lakin yolum Viyana'ya hiç düşmemişti. Avrupa'ya son 20 yıldır her gelişimde İngilizce ve Fransızcayı konuşmayı reddeden bilinçaltım yüzünden zorlanarak geliyorum. İçimde susan ve daha doğrusu konuşmayı bekleyen bir batını dil var. Henüz daha heceliyorum onu. Ama nasıl bir dilse ana dilimi bile unutturmayı başardı şimdiden. Yine de bu yabancı dillerde anlamak, şahit olmak, kelimelerin içinde yol bulmak ve yolculuk yapmak konusunda bir sıkıntı duymadığımdan, konuşmakta zorlanmamın mecazları da açılıyor zaman zaman gönlümde. Viyana'da evet bunların da etkisiyle olsa gerek gençliğime ait bir dünya ile karşılaştım. Fakat hiç ummadığım kadar içine aldı beni bu karşılaşma. Meğer bir zamanlar en sevdiğim, en etkilendiğim sanatçıların çoğu Avusturyalıymış. Bunun farkına varmam için buraya gelmem gerekiyormuş. Hatta Avusturya Kültür Bakanlığı temsilcilerinden biriyle konuşurken, genç kuşağın pek bilmediği Bahman gibi yazarlar üzerine kurslarımız da var dediğinde, kendimi tutamayıp söze daldım. Biz gayet iyi tanırız. Benim en etkilendiğim yazar ve şairlerden biridir Ingborg Bahman diyerek elimdeki kitabı gösterdim coşkuyla. Bakın burada onun eserlerine dair iki denemem bile var. Daha yeni yayınlandı. Dünyanın bir yerinde, sınırların hiç olmadığı bir gönlün içinde ne müthiştir sevdiklerinle karşılaşmak, onları bilmeden bulmak, buluşmak. Sanki kalemimdeki Bahman'ı dünyada başka kimse keşfedememiş gibi bir mahrem dil vardı onunla konuştuğum. Hiçbir yabancı dile benzemeyen ve birden yıllar sonra onun yaşadığı coğrafyada açığa çıkıvermişti. Onun kadar sevdiğim ressam Gustav Klimt'in gençliğimde duvarlarımı süsleyen tablolarından nasıl bahsetmem? Mozart'ın eşliğinde yazdığım sayısız cümle, dize, paragraf, romandan. Ve dahi Kafka ve hep gençliğimde okuduğum mektuplarıyla, çok etkilendiğim denemeleriyle, bizzat kendi hikayeleriyle yaşadığım ünsiyet ve bendeki iç sesi dışarı çıkarmaya vesile olan kelimelerinden nasıl bahsetmem? Meşhur Türkolog Andreas Tietze'nin daha hayattayken hazırladığı sözlüklerin ilk basımlarına edinişim. Yine Avusturyalı yönetmen Hayneke ile Cannes Film Festivali'nde karşılaşmamız ve onun inanç mevzunu ideolojiye yaslamadan anlatabilmesinin inceliklerinde öğrendiklerim. Freud'tan Canga ve oradan İbn Arabi ile Mısri ve Yunus'a devam eden maneviyat yolculuğumda meğer Avusturya hep varmış fonda. İçten içe, alttan alta derken kendimizi Osmanlı tarihini yazan meşhur Hammer'ın Widdin köyündeki mezarı başında bulduk. Hristiyan mezarlığındaydı ama ayetler ve Farsça Türkçe beyitlerle doluydu mezar taşı. Elimizi açıp dua ettik. Evet o dahi Avusturyalıydı. Kabrini İstanbul'daki ulemanın kabirlerini örnek alarak kendi çizdirmişti. Polonyalı Jan Sobieski'nin sadece Viyana'yı değil Avrupa'yı Türklerden kurtardığı için kahraman ilan edildiği tepeden yapılan kiliseden ovaya, aşağıda süzülen Tuna'ya bakarken anlamıştım. Türk kuşatması şehrin her noktasında mancınıklardan heykellere, binalardan müzelere, kilise resimlerinden turistik nesnelere kadar öylesine canlı ki bir toplumun kültürel hafızasında bu kadar güncellenen düşmanlık mevcut olması onların gazını biraz olsun almaktaydı. Yoksa bunca ekilmekte olan nefret tohumu bu nispeten sakin ortamı koruyamazdı. Viyana kuşatmalarıyla geri püskürtülen Türklerin sayısı 300 küsür yıl sonra 8 milyonluk ülkede 300 bine yaklaşmıştı. Anlaşılan sonradan istila etmekteydi burayı Türkler. Yunus zamanıydı şimdi kapılarından döndüğümüz coğrafyaya gönülden girmek için Leyla İpekçi Yeni Şafak